insan musibetler sahne ana maruz kalınca duygu, düşünce hep sanki nöronlar ona programlanmış gibi hep onun etrafında dönüp duruyor. Onu düşünüyor, onu konuşuyor, onu dillendiriyor. Bunları yaparken belki antiparantez insanları yese atmayacak bir üslupla işi anlatmak lazım. Diyeceğimiz, edeceğimiz şeyler o gailelerin içinden sıyrılmaya vesile olabilecek mahiyette. Bir kısım argümanlar olmalı. Şunu yapmalıyız, şunu yapmalıyız, şunu yapmalıyız. Geçmişte yapamadığımız, yapmamız gerekli olan şeyler, onu suçlamadan, o dönemi temsil eden insanları suçlamadan, onu zihinlerimizde birer ders, bir yönüyle doğruyu yapma adına birer ibre gibi, birer pusula gibi görerek, bundan sonraki tavır ve davranışlarımızı ona göre yapmak lazım. Hizmette kıble belirleme diyebilirsiniz ona. Yoksa insan sağa sola döner, oraya eğilir, oraya eğilir, oraya eğilir. Yerinde eğilmesi gerekli olan yere eğilmeyince bütün bu eğilmeler boşunadır yani. Günümüzün insanının çok farklı yerler karşısında eğilip de boşuna enerji harcadığı gibi böyle bir şey olur. Bela ve musibetler böyle sanağına maruz kalınca duygu ve düşünce ister istemez o tarafa kayıyor. O mevzuda yapılması gerekli olan şey neyse bu yani pozitif. Negatif şeylere gitmemeli. O bizi felç eder. Esasen bela ve musibetlerin defü refü adına da hiçbir şey ifade etmez. Bu mevzuda yapılması gerekli olan şey, siz bu işin içindesiniz, hatta pişmişsiniz, mümareseniz var, fakirden daha iyi bilirsiniz bunu Allah'ın izni inayetiyle. Bir bu gaile ve dahiyelerden sıyrılma yolları nasıl yapılacak? Biraz evvel arkadaşlarımızın gayret ve cehdine şahit olarak 3 defa 4 defa şahit oldum. Şu yaptığınız şey size ibadet sevabı kazandırır. Hadis-i şerifte meselenin menfi yani negatif yani ifade ediliyor. Men lem yehtemme bi emril müslimin felise minhum. Müslümanların dertlerini onlarla paylaşmayan onlardan değildir demek. Çizgi kayması yaşıyor demektir. Aynı dairede bulunamıyor, aynı dairede bulunamayacak demektir. Öbür tarafta onlardan da ayrı düşecek, cüda düşecektir. Bu açıdan müminlerin dertleriyle dertlenme, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, sibyanıyla, şuyuhuyla, mutavasıt yaşta olanıyla ne kadar ızdıraplı insan varsa zannediyorum şu anda bu ızdırabı vicdanında duyan bizim ülkemizde sadece belki 10 milyon insan vardır. Çünkü 100 bin tane insan almış içeriye atmışlarsa, 200 bin tane insan içeriye atmışlarsa, eziyet etmişlerse, onların firar etmelerine sebebiyet vermişlerse, öldürmüşlerse, daha başka kötülükler yapmışlarsa şayet, her bir ferde karşılık belki 20 tane insanı inletmişlerdir. Şöyle böyle yakınlığı olan, bir kere aile yakınlığı, akraba yakınlığı, konu komşu yakınlığı, dava düşünce yakınlığı, aynı mefkureye inanma, aynı gayeyi hayal takip etme yakınlığı, bütün bu yakınlıklar insanın içine birer sızı halinde sızar. Acı halinde sızar dolayısıyla. Onun için onlarla o derdi paylaşmak lazım. Derdi paylaşmak oturup millete hikaye anlatıyor gibi anlatmak değil, menkibi anlatıyor gibi anlatmak değil. Arkadaşlara arz ettim ben, sizin şu yaptığınız ibadet sevabı kazandırıyor size. Çünkü Müslümanların dertleriyle meşgulsünüz.